Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Cap canlı klan savaşları yapacağız arkadaşlar. Farklı klan savaşlarını sizlerle birlikte yürüteceğiz. Serinin devamı için videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir önceki göndermiş olduğum videoya çok yoğun istek geldi. Ben de devamını çekmeyi istedim arkadaşlar. Şimdi hemen bir klan savaşına girelim. Durum nedir? 42'ye 42'lik bir beraberlik var. Savaşın bitmesine 10 saat 27 dakika var. Kim üstün bakalım biz daha üstün durumdayız İki savaşımız eksik Buna rağmen 42 yıldızla beraberliğimizi korumuşuz Düzenlere bakmamıştım Düzenlere sizlerle birlikte bakacağım Bu arada yorumlarda sürekli yeti saldırısı yapma demişsiniz O yüzden orduyu da değiştirdim İlk düzene baktık Valla burası güzel gibi gözüküyor Fakat cehennem kulelerinin çoklu olmasını beğenmedim Binici madenci kombinasyonu kullanacağız Tekli cehennem kulesi olursa daha güzel olur Bir de 13. düzenine bakalım Burada da bir çoklu düzen var. Çoklu cehennem kulesi düzeni var. Şöyle biraz daha yukarılara gelelim. 11.'nin düzenine bakalım. Şimdi burası daha güzel gibi gözüküyor açıkçası. Şimdi kraliçeyi şuradan ve klan kalesini temizleyebilirsek güzel olur. Burayı bir deneyelim şansımızı ya. Gördüğünüz gibi binici madenci kombinasyonu kullanacağız. Büyülerimiz hazır. Bir saldır diyelim. Koruyucuyu da unutmayalım. Onu hemen bir kara yapalım arkadaşlar. Havada kalmış. Şöyle yapalım. Tamam. Kraliçemizi şuradan yürütmeye başlıyoruz. Bir balon bıraktım arkasına da hemen şifacıları gönderdim. Duvar kırıcımız hazırda dursun. Şuradan bir duvar kırıcı desteği atalım. Kraliçemizi içeri doğru yönlendirelim. Duvarı kırdık güzel. Öfke büyümüze geliyoruz. Öfke büyümüz hazırda beklesin şimdi. Kraliçemiz içeri doğru yönelecektir. E, buradaki savunmaları da indirsin. X yayı kara olduğu için sıkıntı yaptı. Hemen bir öfke büyüsü takviyesi gönderdim. Burada Klan Kalesi yavaştan devreye girecek. Hazır bekleyelim arkadaşlar. Pekka'mızı da galiba sol taraftan göndereceğiz gibi gözüküyor. Şurada bir zehir büyüsü kullanalım. Ee, bir tane de dondurma büyüsü atalım. Öfke büyümüz yine hazırdı arkadaşlar. Öfkeyi de tekrardan kullanacağım. Zehir büyümüzü göndermiştik. Savunmalar inmeye devam ederken Klan Kalesi'ne temizliyoruz. Hemen bir öfke büyüsü takviyesi gelsin. Ve şuradan da uçan kışlamızı bıraktım. Ardından bir Pekka bırakıyorum. Kraliçemizin özelliğini son anda bastım vallaha. Şuradan diğer duvar kırıcılarımızı göndererek orayı da bir temizleyelim. Barbar kralımızı ne yapalım? Barbar kralı da içeri doğru yöneltiriz arkadaşlar. Arka taraftan da kalan askerleri göndeririz. Kraliyet şampiyonu da duruyor. Şimdi yavaştan şöyle madencilerimizi yayalım orta taraftan. Arkadan binicileri geliyorum. Binicileri gönderiyorum. Koruyucumuzu gönderiyorum. Kraliyet şampiyonumuzu da bırakıyorum. Şurada bir e, şifa büyüsü desteği gelsin. Şurayı bir e, hemen donduralım. Kraliçemizde belediye binasına doğru sokmak adına orada bir zıplatma kullandım. Belediye binasının orada çok fazla hasar geldi. Koruyucumuzun da özelliğini güzel zamanda bastık. Şimdi barbar kralımızı kullanalım. Bir tane şifamız var. Şifayı da şurada atalım. Hem binicilerimiz hem de madencilerimiz rahat bir nefes alsın. Kenarları da yavaştan temizlemeye başlıyorum. Vallahi 3 yıldız gelebilir. Bakalım. Güzel girdik. E, şifacılarımız kraliyet şampiyonuna döndü. Onun da özelliğini şurada basıyorum. Sanki 3 yıldız geldi gibi ya. Geldi. Vallahi çok güzel saldırdık ama. Harbi şiir gibi saldırdık. Şuraya keşke bir bebek ejder ayarlasaydım. Süre yetmezse çok üzülürüm. Ama yeter. Kraliyet şampiyonu da var. Yeter yeter. Vallahi çok güzel saldırdık ya. Kendimi övmek gibi olmasın ama şiir gibi saldırdım. Yeti atıcı ordusundan sıkılmıştınız arkadaşlar. Buyurun size binici madenci kombinasyonuyla köy nasıl üçlenir? Her şeyde de maksimumdu. Vallahi güzel temizledik. Kenarlar temizlenince köy gayet güzel bir şekilde fulleniyor. Maşallah diyelim güzel bir başlangıç oldu. Yüzde yüzümüze ulaştık. Şimdi gördüğünüz gibi almış olduğumuz ganimet burada. Bir sonraki saldırımıza geçelim. Lekesiz güvenç hesabımıza geçiş yaptık. Burada Lekesizler iki klanımızdan saldırı yapacağız. Klan savaşına geçelim. Köy binası 12'ye geçtik. Elektromuzu da yükselttik. Burada köy binası 11'leri gözümüz kapalı üçleriz arkadaşlar. Şimdi bir yukarı bakalım. 22'ye 38 gerideyiz. 3,5 saatte savaşın bitmesine kalan. Ama biz çok az savaş yapmışız. Hızlı bir şekilde saldırılarımızı yaparsak savaşı kazanabiliriz. 1 boş, 6 7 boş, 9 boş. Alt tarafta da 14 15 boş. Buralar zaten direkt fullenir. 13. de fullenir. 12 fullenir. Birçok yıldız alabileceğimiz köy var anlayacağınız. Buradan hızlı bir şekilde iki saldırı yapıp hemen iki tane 3'lük atmak istiyorum arkadaşlar. Boş köylere saldıralım. Şuraya bir bakalım. Evet, çok basit bir köy bize göre. Köy binası 12 ve elektromuz 3. seviye olduğu için saldır diyelim. Tokmağımız da var. Her şeyimiz hazır arkadaşlar. Şimdi püskürtücülere bir bakalım. Sol tarafa sağ tarafa bakıyor. O yüzden biz nasıl yapalım? Şöyle şuradan bir elektro gönderelim. Şurayı bir temizlesin. Bir tane de buradan gönderelim ama ilk balon gönderelim ki koruyucu tanklasın. Şuradan geri kalan elektrolarımızı yaydım. Balonlarımızı da bırakıyorum. Tokmağımızı da gönderelim. Koruyucuyu bıraktım. Barbar kralı, kraliçeli de gönderdim. Bir öfke büyüsü burada, bir öfke büyüsü burada. Arkadaşlar elektro saldırısı gayet basit ve güçlü bu seviyelerde. Köy binası 13 için çok fazla tercih etmiyorum açıkçası klan savaşları için söyleyeyim ama bu seviyelerde köy binası 11 olsun, 12 olsun buralarda çok güzel işler yapıyor. Hemen koruyucumuzun özelliğini bastım. Sağ tarafa doğru kayan elektrolarımız hızlı bir şekilde ilerledi. Şurada da bir tane öfke kullanalım. Şurayı da bir donduralım. Tekli cehennem var, püskürtücü var. Oraların inmesi gerekiyor. Kartal topunun vurduğu hasar çok da önemli değil açıkçası. Şurayı tekrardan bir dondurmak istiyorum. Belediye binasını da aldık. Bodozlama bir saldırı oldu ama 3 yıldızın sahibi olacağız merak etmeyin. Tekli cehennem kulesi bir an önce inerse güzel olacaktır. Kraliçemizin özelliğini hala kullanmadım bekliyorum. Hava savunmasına doğru ilerleyen askerlerimiz var. Bir tane hava savunması kaldı. O da indi. Bundan sonrası temizlik. Kraliçemizin de özelliğini basalım. Zaten bir şey kalmadı. Elektrolarımız 2-3 vuruşla bütün her yerin temizliğini sağlayacaktır. Güzel bir 3 yıldız aldık. Zaten mükemmel başlamıştık. Binici madenci ordusuyla bir yargı dağıttık. Şimdi de elektro ejder ordusuyla bir yargı dağıttık. Buradan bir saldırı daha yapalım. Sonrasında da duruma göre ya köy binası 9'a geçeriz ya da 12'ye geçeriz. Bakalım arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde saldırımıza geçelim. Tekrardan klan savaşına basıyoruz. Lekesizler 2 klanındayız. Burada 6.'yı üçlemiştik bir önceki saldırımızda. Şimdi 7.'yi mi üçlesek, şuradaki 5.'yi mi tamamlasak? Bir bakalım 5.'nin üzerine. Zaten köy binası 11, hiçbir farkı yok. Burayı bizden başka birisi üçleyebilir mi? Onu bir inceleyelim arkadaşlar. Taktik yapmamız gerekiyor. Şimdi Kadir abinin saldırısı var. O birinciye saldırır. Alttaki ikinci Saddam. Ee, onun bir köy binasına bakalım. Köy binası kaça sahip? Üçlenmiş o da düzen olarak. 12'ye sahip. O da rahat bir şekilde oradan 3 alır. Biz 7.ye saldırı yapalım. Kahramanları onun daha yüksekti. Yanlış hatırlamıyorsam. 7.ye bir bakalım. Evet farklı bir düzen. Dağınık bir düzen. Burayı üçleyelim arkadaşlar. Ee, askerimiz eksikmiş. Şuradan bir hemen balonları düzelteyim. Geldik buraya. Elektrolarımız hazır. Balon silmemiz gerekiyor. Kaç tane? Bir tane silsek. Pardon. Bayağı bir eksiğimiz varmış. Şuradan silelim. Bir tane geldi. Diğerinde iki tane daha sildik mi tamamdır. Şimdi onlar da geldi. Geldik yedincinin düzenine. Yedinciye tersten saldıracağım. Ya da belediye binası oradan da saldırabilirim. Ama püskürtücüler bu tarafa bakıyor bakın. O yüzden arkadan saldırmamız daha mantıklı. Püskürtücülerle uğraşmayalım çünkü. Saldır dedik. Elektro saldırımızda arkadaşlar mantığımız belli. Kenarlara e, hava savunmaları görmediği zaman birer tane elektro gönderiyorsunuz. Kalanları şöyle ortadan bırakıyorsunuz. Yapacağınız sadece bu kadar. Hemen balonları da gönderdim. Barbar kralı bırakalım. Koruyucuyu gönderelim ve peşinden de kraliçeyi bıraktım. Bir öfke büyüsü burada, bir öfke büyüsü de şurada. Askerlerimizin koşu yoluna doğru gönderiyoruz. Şurayı donduruyorum bakın. Hava savunması ve klan kalesinden çıkan elektro ejderi dondurdum. Bir öfke büyüsünü şurada kullanıyorum. Yukarı tarafa doğru giden elektrolarımıza şurada bir öfke büyüsü daha kullansak mükemmel olur dedim. Ve askerlerimiz bir anda birleşti. Yavaştan koruyucumuzun özelliğini basalım. Askerlerimiz dağılıyor. İşimizi riske atmayalım. Tekrardan bir öfke geldi. Şurada da barbar kralımızı korumak adına bir dondurma büyüsü kullandım. Barbar kralımızın da özelliğine basıyorum arkadaşlar. Bundan sonrası 3 yıldız. Şuradaki hava savunmasını hemen bir donduralım. Balonlarımız da geldi. Kraliçemiz geldi. Her şeyimiz burada. Bütün askerlerimiz bakın bir anda birleşti. Sol tarafta bir tane hava savunması kaldı ama bizim için hiçbir sorun teşkil etmiyor. Kraliçemizin özelliğini bastık. Bundan sonrası artık temizlik diyebiliriz. Şimdi barbar bar kralımız da var. Elektromuz geliyor. Şuradaki koruyucu vurmaya başladı. Kraliçemiz bir an önce koruyucuyu indirirse güzel olur. İndirdi. Şimdi kraliçemiz yavaştan hava savunmasına doğru yöneliyor. Ön taraftan balonlarımız, arka taraftan da elektrolarımız gelmeye devam ediyor. Düzen dağınık olunca birazcık askerlerin kayma riski daha fazla. Özellikle şurada birer tane cehennem kulesi konmuş ya. Oralara elektrolar giderken e, dağılabiliyorlar. Ama e, köy binası 12 olup elektro ejderimiz 3. seviye olduğu için bizim için bir problem olmadı. Köy binası 11 olsaydık e, elektro 2. seviye olsaydı bu düzende çok fazla zorlanırdık. Hatta elektro burayı üçleyemeyebilirdik. E, %100'ümüzü aldık maşallah diyelim güzel gidiyoruz bir sonraki savaşımıza geçelim. Maşallah yapmış olduğumuz 3 saldırıdan da 3 yıldız aldık. Son saldırımızda ne yapacağız bakalım arkadaşlar. Ana hesabımızdayız. İlk saldırımızda yaptığımız saldırıya benzer bir ordu kullanacağız. Hatta aynı orduyu kullanacağız. Binici madenci kombinasyonu. Şimdi 48'e 43 oldu savaş. Rakip bizden 1 yıldız almış. Biz de 6 yıldız aldık. Benden sonra Hasan abi de bir 3 yıldız aldı. Şuradan göstereyim. Eline sağlık diyoruz. 15. 3'lemiş. Şimdi biz saldırımızı nereye yapacağız? Yukarılarda köyler var. Dördüncüye saldırabilirim. Ama oraları belki de 2 yıldız için zorlayabiliriz. 25'e bakalım bir. 25 ne durumda? Evet duvar anlamında zayıflıkları var. Kraliçe yürüyüşünü şu yukarı taraftan sanki gerçekleştiremeyiz. Baya bir savunma var. Ee, burası birazcık havadan saldırmaya yönelik bir düzen arkadaşlar. Hava savunmalarının bakın seviyesi baya düşük. Köy binası 11'in hava savunmaları. Buraya hava saldırısı yapacak birisi saldırırsa 3 yıldız alır. Yukarı doğru tekrardan bir gelelim. 22'yi üçleyebilir miyiz? Buraya bir bakalım. Burada da duvar eksiği var ama düzeni buranın da sıkıntı. Biz 4'e saldıralım. 4'ün düzenine bakmıştım. Bir 3 yıldız daha patlatırsak son savaşımızda muhteşem olur. Şuraya geliyorum. Dördüncünün düzenini sizlere göstereyim arkadaşlar. Düzen bu şekilde. Dedim ki alt taraftan bir kraliçe yürüyüşü yapsak. Buradaki kahramanları indirsek. Barbar kral bize sıkıntı olur ama koruyucu kraliyet şampiyonu ve kraliçeyi indirip bir de klan kalesini temizlersek önümüz baya bir açılır. Deneyelim şansımızı yapacak bir şey yok. En kötü 2 yıldızla kalırız arkadaşlar. Kraliçemizi alt taraftan bir yürütelim. Şuradan göndereceğim çünkü barbar krala doğru gitmesini istemiyorum. Buradan da bir tane balon gönderelim. Şuradan da bir balon gönderip arkasından bebek ejder bıraktım. Duvar kırıcılarımızı nerede kullanacağız? Büyücü kulesi var burada. Büyücü kulesinin inmesi gerekiyor. Duvar kırıcılarımız patlamasın. Koruyucu hemen hizaya geçti orada valla. Bir öfke büyüsü gerekiyor burada. Sağ tarafa doğru da kayabilir. Şimdi şuradan bir duvar kırıcılarımızı gönderelim. Güzel. Orayı patlattık. Arka tarafa da gönderelim. Öfkeyle birlikte belki ilerlerler. Şurada bir zehir büyüsü takviyesi kullanıyorum. Bir tane dondurma büyümüzü de burada kullanabiliriz. Birazcık bekleyelim. Valtazılar çok problem yaratırsa kullanırız. Öfke büyümüzün etkisi geçti. Tekrardan bir öfke gönderelim. Ee, daha sonrasında da şurada bir dondurma kullanırız. Çünkü hem kraliyet şampiyonu olsun hem kraliçe olsun problem yaratacak. Şurayı bir donduralım gerekirse kraliçemizin özelliğini de kullanırız arkadaşlar sorun değil. Bir de buradan ne gönderelim? Pekka gönderelim ya. Kraliçenin özelliği son anda kullanıldı vallaha. Şimdi şurayı da bir donduralım. O da bize sıkıntı yaratıyor. Geri kalan askerlerimizi de kullanırız. Şimdi kraliçemiz sol tarafa doğru yöneldi. Biz de şuradan e, yavaştan saldırımızı başlatalım. Barbar kralı da gönderdim. Zıplatma büyüsünde şurada kullanıyorum. Çoklu cehennem kulesi olması bizim avantajımıza. Bebek ejderi de bıraktım. Yavaştan madencileri göndererek şuradan yükleniyoruz arkadaşlar. Şöyle bırakalım. Biraz da şuradan gönderelim. Hemen koruyucuyu gönderdim. Kraliyet şampiyonunu gönderdim. Barbar krala bastım. Hızlı davranmam gerekiyor. Şurada da bir şifa büyüsü gönderdik. Koruyucumuz biraz ön tarafa gelsin. Çok fazla asker birikti. Savunmalarda etkisini gösteriyor. Koruyucuyu mükemmel bastım bu arada. Bir 3 yıldız daha gelir mi ya? Şimdi şurayı da bir şifalayalım. Kaya saçar var çünkü. Valla bence 3 yıldız geldi. Süre yeterse geldi diyorum. Temizlik askerimiz kalmadı ama çok güzel saldırdık be. Valla bu orduyu kullanalım artık arkadaşlar. Yeti atıcıdan daha iyi gibi. Valla ama temizlik birazcık problem olabilir. Bütün askerlerimizi ilk başta kullandığımız için süre yetmeyebilir. Ama bakalım ya. 43 saniyemiz var. Şurası da inerse alırız. Kraliyet şampiyonu gelme be. Yukarıyı temizlesene sen. Tamam. Şimdi şuraya döndü daha güzel oldu. Aşağı tarafta biniciler. Kraliçemiz duvara takıldı. Yukarıda madencilerimiz var ama bir iki tane süre sanki yetmeyecek gibi. Ama ben bu savaşı 3 yıldız sayarım arkadaşlar. Daha tabii ki belli değil de. Kraliyet şampiyonu sol tarafta. Şu iksir deposu belki bize problem yaratabilir. Aşağıda çok askerimiz var. Kraliyet şampiyonu onu da alır be. Onu da alır. 9 saniyemiz var. Biniciler siz de birik hemen destek atın. Madenciler de yetişti. Ordunun gücü adına. Burak Güvenç'in gücü adına bir üç yıldızı aldık. Valla muhteşem bir video oldu arkadaşlar. Like'larınızı esirgemeyin. Abone olmayan arkadaşlar da lütfen abone olsunlar. 4'ü de üçledik. Başka nereye üçledik? 5'i medmen üçlemiş. Eline sağlık diyoruz. Vallahi unuttum. 11 üçlemiştik bir de. Vallahi çok güzel oldu bu savaşı alırız artık bu üçlüklerin hatrına e, ana hesabımızda saldırı hakkımız kalmadı arkadaşlar. Çok güzel bir canlı klan savaşı videosu oldu. Serinin devamı için like'larınızı patlatın lütfen. Sizleri çok seviyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.